Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce de belirttiğimiz üzere 6. sınıflar 1. ünite olan Güneş Sistemi ve tutulmalar konusunu bugün işleyeceğiz. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan hatırlatmak gerekirse kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, dersimize geçelim. Güneş sistemi ve tutulmalar konusuna bakacağız arkadaşlar. Güneş sistemi nedir? Nelerden oluşur ve içinde neler vardır? Bunlara değineceğiz. Öncelikle Güneş dünyamıza en yakın yıldızdır arkadaşlar. Ve Güneş'in büyük bir kütlesi vardır. Güneş sisteminin içinde en fazla kütleye sahip olan cisim Güneş'tir arkadaşlar. Güneş sistemi Güneş'in çekim gücünün etkisiyle gezegenlerin, bu gezegenlerin uydularının, meteorların, kuyruklu yıldızların Güneş etrafında bulunması ile oluşan topluluğa Güneş sistemi adı verilir. Şimdi arkadaşlar, Güneş'in çekim gücünün etkisi o kadar büyüktür ki etrafına birçok gök cismini tutabilmiştir. Bunlar nedir? Bunlar en büyükleri gezegenler, uyduları, meteorlar, kuyruklu yıldızlar gibi yapılar Güneş'in etrafında döner. Güneş dünyaya en yakın evet yıldızdır. Temel bir enerji kaynağımızdır. Bakın, temel enerji kaynağımız Güneş'tir arkadaşlar. Güneş canlılığın ve hayatın temel kaynağıdır. Güneş, dünyadaki canlılığın ve hayatın temel kavramıdır arkadaşlar. Şöyle söylemek gerekirse, Güneş dünyadan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktadır ve arkadaşlar etrafında bir sürü gezegen, meteor, kuyruklu yıldız ve uydular vardır. Hemen gezegenlere bakacak olursak, arkadaşlar gezegenler nedir? Bir yıldızın etrafında dolanan, yıldızlardan aldığı ışığı yansıtabilen küresel gök cisimlerine gezegen adını veriyoruz biz. Tekrardan söyleyelim, bir yıldızın etrafında dolanacak, yıldızlardan aldığı ışığı yansıtacak ve küresel bir gök cismi olacak. Bunun adına gezegen denir. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ise Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür arkadaşlar. Evet, Plüton bazılarınızın aklına gelebilir ya da duymuşsunuzdur mutlaka. Plüton diye bir daha önceden gezegen vardı. Boyutsal olarak gezegenlik sınıfından boyutlarına, gezegen boyutlarına uymadığı için gezegen sınıfından çıkarılıp cüce gezegen sınıfına alındığı için artık Güneş sisteminde bulunan gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür diyebiliriz arkadaşlar. Güneş'in kütlesi Güneş sisteminde bulunan en büyük kütledir arkadaşlar. Çok büyük bir kütleye sahiptir. Bu yüzden oluşturduğu kütle çekim kuvveti de çok büyüktür. Gezegenler Güneş etrafında bu yüzden belirli bir yörüngede dolanırlar. Gezegenler kendi etraflarında ve Güneş etrafında dolanırlar arkadaşlar. Kendi etrafında dönerler ve Güneş etrafında belli bir yörüngede dolanırlar. Gezegenlerin yörüngeleri ve dönüş hızları farklılık gösterir arkadaşlar. Gezegenler yapılarına göre karasal ve gazsal gezegen olmak üzere ikiye ayrılır. Karasal gezegenler Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Gazsal gezegenler ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür arkadaşlar. Hemen bir başka slaytımıza bakalım. Şimdi burada da diyor ki şöyle bir şeye değineceğiz arkadaşlar. Güneş sisteminde gök cisimleri arasındaki mesafe oldukça büyüktür. Doğru mudur? Çünkü olağanüstü derecede uzaklıklar vardır ve bu uzaklıkları biz metre ya da kilometre cinsinden ifade etmemiz uygun düşmez. Bu birimler
yerine gök cisimleri arasındaki uzaklıklarını göstermek için astronomi birimi denilen bir birim kullanılır. Astronomi birimi Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklığa eşittir ve kısaca AB şeklinde gösterilir. Bir astronomi birimi yaklaşık 150 milyon kilometredir. Az önceki söylediklerime göre 150 milyon kilometre nereyle nerenin uzaklığıydı? Evet, Güneş ile Dünya'nın arasındaki uzaklığa bir astronomi birimi olarak ifade edilmiştir. Gezegenler ise oluşumu sırasında ortaya çıkan toz ve gazları temizleme çekim gücüne sahiptir. Yani bu şu demek arkadaşlar. Küresel biçimi koruyabilmesi için etrafındaki gaz ve toz bulutlarını etrafında toplaması gerekir. Güneş sistemi etrafında Güneş'in etrafında dönen 8 adet gezegen bulunur. Bunların isimlerini az önce saymıştık. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak listelenir. Güneş'e yakınlık sırasına göre ilk 4 sıradaki bulunan gezegene iç gezegen ya da karasal gezegen, diğer son 4 gezegene ise diğer gezegenlere ise dış gezegen ya da gazsal gezegen adı verilir. Gazsal gezegen denmesinin sebebi bu gezegenlerin gazlardan oluşmasıdır. Bu gezegenler iç gezegenler gibi karasal olarak yapıya sahip değildir arkadaşlar. Ve şu da var. İç gezegenlerle dış gezegenler arasında boyut farkı da vardır. İç gezegenler yani karasal gezegenler daha küçük bir yapıya sahipken dış gezegenler yani gazsal gezegenler daha büyük bir yapıya sahiplerdir ki bunlara dev gaz gezegenler de denilebilir. Bazı dış gezegenlerin etraflarında gaz ve toz bulutlarından hatta buzlardan oluşan halkalar vardır. Örneğin en büyük görünen halkaya sahip olan Satürn'dür arkadaşlar. Satürn'ün etrafındaki halkalar çok belirgin ve büyük bir yapıya sahiptir. Hemen bir başka slaytımıza bakacak olursak. Önce Güneş'in bir özelliklerine bakalım. Güneş sistemini tarif ederken Güneş'in etrafında döndüğü belirtilen ve belli yörüngelerde hareket eden gezegenler, uydular, kuyruklu yıldızların bulunduğu gök cisimleri ve topluluğuna Güneş sistemi denir demiştik. Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağı Güneş'tir. Yani yaşamın temel kaynağı Güneş'tir. Güneş'in özelliklerine bakalım bir. Güneş Dünya'ya en yakın yıldızdır. Küre şeklindedir. 4.6 milyar yaşındadır. 5 milyar yıl sonra yaklaşık sönecektir arkadaşlar. Güneş ısı, ışık ve temel yaşam kaynağımızdır. Kullandığımız enerjinin tümü Güneş'ten gelir. Samanyolu galaksisi içinde bulunan yaklaşık 200 milyar tane yıldızdan bir tanesidir Güneş. Güneş ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir demiştik ve buna bir astronomi birimi adı verilir. Güneş Dünya'ya ışık olarak Güneş'ten çıkan bir ışık ışını Dünya'ya yaklaşık olarak 8 dakikada ulaşır arkadaşlar. Güneş dünyamızdan çok uzakta olduğu için çok küçük görünebilir. Bunun durumunu da perspektif etkisiyle açıklayabiliriz. Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 110 katıdır ve Güneş'in hacmi Dünya'nın hacminin yaklaşık 1 milyon 300 bin katıdır arkadaşlar. Gezegenler ise bir yıldız etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen adı verilir. Gezegenler sönmüş, katılaşmış, çevresine ısı ve ışık yaymayan gök cisimleridir.
Gezegenlerin özelliklerine bakacak olursak, gezegenler güneşten aldıkları ışığı yansıtarak görülebilir. Güneş sisteminde 8 tane gezegen vardır. Bunlar Venüs ve Uranüs. Bunlardan Venüs ve Uranüs kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru, yani saat yönünde dönerken, diğer gezegenler ise batıdan doğuya doğru, yani saat yönünün tersi yönünde döner. Gezegenler güneş etrafında dolanma, kendi ekseni etrafında ise dönme hareketi yaparlar. Güneş kütle çekim kuvvetiyle bütün gezegenleri kendine doğru çeker. Bu çekim kuvvetinden dolayı gezegenler güneşin çevresinde belirli yörüngelerde hareket edebilir. Gezegenler güneşe farklı uzaklıktadır ve yörüngeleri elips şeklindedir arkadaşlar. Gezegenlerin güneş etrafında dönüş hızları birbirinden farklıdır. Güneşe yakın olan gezegenlerin dönüş hızı büyük, uzak olanların dönüş hızları ise küçüktür arkadaşlar. Güneşe en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Neptün'dür. Gezegenler hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında dönerken aynı zamanda Samanyolu galaksisinin etrafında da dönmüş olurlar. Gezegenlerin güneşe olan uzaklıklarını şu şekilde sıralayabiliriz. Merkür en yakın gezegen. Onun arkasına ikinci sırada Venüs gelir. Hemen arkasında Dünya vardır. Hemen sonrasında Mars, sonra Jüpiter, sonra Satürn, sonra Uranüs ve en son Neptün'dür. Az önce de söylediğim gibi yeniden söylemem gerekirse Plüton cüce gezegen sınıfına alınmıştır. Bunları ezberlemek için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu, Umut nasıldı? Bu cümlenin baş harflerini aldığımızda aslında gezegenlerin isimlerini güneşe yakınlıklarına göre sıralamış oluyoruz. Meraklı, Merkür, Vedat, Venüs, dünkü Dünya, maçta Mars, Jale'ye Jüpiter, sordu Satürn, Umut, Uranüs ve nasıldı Neptün şeklinde ilk harflerini aldığımızda aslında güneşe yakınlıklarına göre gezegenleri sıralamış oluruz. Peki gezegenleri büyüklüklerine göre büyükten küçüğe doğru sıralarsak? Arkadaşlar, büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda Güneş sisteminin en büyük gezegeni dev bir gezegen olan Jüpiter'dir. Onun arkasında Satürn büyüklük sıralaması olarak, sonra Uranüs, sonra Neptün, sonra Dünya, sonra Venüs, Mars ve en küçük gezegen Merkür'dür. Yani dikkat ettiğiniz gibi dış gezegenler Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün iç gezegenlere göre, yani işte Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'a göre daha büyüklük sıralamasında başta yer alıyor. Dolayısıyla demin de dediğim gibi gazsal gezegenler karasal gezegenlere göre daha büyük yapıdadırlar. İç gezegenler arkadaşlar Güneş sisteminin ilk 4 gezegenidir demiştik. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenlerdir. Yoğunluk, büyüklük ve kayalık biçimleri olarak birbirine benzerdir. Halka bulundurmazlar. Güneşe yakındır ve iç yörüngede bulunurlar yani. İç gezegenlerinin en büyüğü Dünya'dır arkadaşlar. Diğerleri Dünya'dan daha küçük. Dış gezegenler ise arkadaşlar gaz gezegenler olarak adlandırılır. Güneş sistemindeki son 4 gezegendir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gezegen demiştik. Kalın bir atmosferleri vardır. Büyük kısmı gazlardan oluşur. Dış gezegenler iç gezegenlere göre büyüklük olarak daha büyüktür. Hepsinin halkası ve çok sayıda uydusu vardır. Ama halka konusunda en belirgin olarak Satürn'ü gösterebiliriz. Sıcaklık olarak iç gezegenlere göre çok daha düşük bir sıcaklığa sahiptirler ve Güneş sisteminin dış yörüngelerinde
bulunurlar. Şimdi arkadaşlar, hemen gezegenleri sırasıyla özelliklerine göre sınıflandıralım. Bakalım. Arkadaşlar, hemen gezegenlerden bakmaya başlayalım şimdi. Merkür ilk gezegenimiz olacak. Güneş'e en yakın gezegendir. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Uydusu ve halkası yoktur arkadaşlar. Yüzeyi kraterlerle kaplıdır. İnce bir atmosferi vardır. Dünya Merkür'den yaklaşık olarak 3 kat büyüktür arkadaşlar. Yüzey sıcaklığı -170 santigrat derece ve -350 santigrat derecedir. Neden bu kadar büyük fark var diyecek olursanız, Güneş'e dönük yüzü, Güneş'e en yakın gezegen olduğu için çok sıcak. Güneş'e dönük olmayan yüzü ise çok soğuk bir yapısı olacaktır. Hemen ikinci gezegenimize bakalım. İkinci gezegenimizde de Venüs olacak. Venüs'ün dönüş yönü diğer gezegenlerden farklı olarak doğudan batıya dönmektedir arkadaşlar. Venüs ve Uranüs bu konuda farklı arkadaşlar. Atmosferdeki yoğun karbondioksit nedeniyle sera etkisinden dolayı çok sıcak bir gezegendir arkadaşlar. Yoğun karbondioksit var atmosferinde ve dolayısıyla da sera etkisi oluşturuyor. Bu da yani ülkemizdeki küresel ısınma kavramı burada çok büyük oranda mevcut ve yaklaşık olarak 460 santigrat derece gibi bir sıcaklığa sahip. Uydusu ve halkası yoktur. Dünyanın ikizi olarak adlandırılır. Bunun sebebi de yaklaşık Dünya ile aynı büyüklükte olmasıdır. Venüs'ün diğer bir ismi de çoban yıldızıdır arkadaşlar. Sabaha karşı gökyüzüne baktığınızda parlak olan bir yıldız görürseniz bu aslında Venüs'tür arkadaşlar. Hemen şuradan tekrardan bakalım. Gökyüzüne baktığınızda Ay'dan sonra en parlak cisimdir. Bunu da atlamayalım arkadaşlar. Ve en sıcak gezegendir. Evet, Güneş sisteminde en sıcak gezegendir arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Üçüncü gezegenimiz olan üçüncü sıradaki gezegenimiz Dünya arkadaşlar. Dünya bildiğiniz üzere üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Tek bir uydusu vardır. Ay, halkası yoktur. Mavi gezegen olarak da adlandırılır. Yüzeyinin 1/4'ü sudur arkadaşlar. Büyüklük olarak 5. büyük gezegendir. Bakın, büyüklük olarak 5. büyük gezegen ama Güneş'e yakınlık olarak 3. sıradadır. Yüzey sıcaklığı ortalama 15 santigrat derecedir. Atmosferi vardır ve atmosferinde bilindiği üzere canlı yaşamına elverişli gazlar olan oksijen gibi gazlar bulunur. Hemen arkasından şöyle bakacak olursak diğer slaytlarımıza da zaten söylediklerimizi söylemişler. Devam edelim şimdi. Hemen arkasından Mars'a bakalım arkadaşlar. Mars'a bakacak olursak, Mars'ın iki tane uydusu var. Halkası yok. Kızıl gezegen olarak bilinir arkadaşlar. Yüzey sıcaklığı -140 ile 20 derece arasındadır. Neden bu kadar büyük fark var? Atmosferi çok ince ve çok az. Dolayısıyla da atmosferi çok az olduğu için, çok ince bir tabaka olduğu için Güneş'e dönük yüzü yaklaşık 20 derece sıcaklığa ulaşırken Güneş'e dönmeyen arka yüzü ise, Güneş'i görmeyen arka yüzü ise -140 dereceye kadar soğuyabiliyor arkadaşlar. Onun arkasından bakacak olursak
Dünya Mars'tan yaklaşık 2 kat daha büyük. Atmosferinde su bulunmasından dolayı yaşam olabilecek bir gezegendir. Çok ince bir atmosfer olduğunu söylemiştim. Yaşam bulunma ihtimali yüksek olan bir gezegendir. Hemen arkasından Jüpiter'e bakacak olursak arkadaşlar, Jüpiter ise Güneş sisteminin en büyük gezegendir, gezegenidir. Dev gezegen olarak bilinir. 60'tan fazla uydusu vardır arkadaşlar. Kırmızı büyük lekeleri vardır. Evet, bu lekeler önemli. Çünkü Jüpiter'i biz genellikle fotoğraflarda ve videolarda gördüğümüzde büyük kırmızı lekesiyle birlikte görüyoruz. Yaklaşık bu 300 yıldan fazla süren bir fırtınanın izi arkadaşlar. Ve bu fırtına yaklaşık 300 yıldır bu gezegende devam ediyor. Bilindiği üzere bu gezegen bunun gibi büyük büyük lekeleri olan gezegendir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık eksi 110 derecedir. Etrafında ince bir halka tabakası vardır. En büyük uydusu Ganimet'tir. Jüpiter Dünya'dan 11 kat daha büyüktür arkadaşlar. Jüpiter Dünya'dan 11 kat daha büyüktür. Yani düşünün, 11 tane Dünya'yı yan yana koymanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen arkasından gelen gezegenimiz Satürn gezegeni. Arkadaşlar, sistemimizin en büyük ikinci gezegeni Satürn. 60'tan fazla yine uydusu var. Etrafında 7 adet halkası var. Bunlar buz ve toz bulutlarından oluşuyor. Jüpiter'den sonra ikinci büyük gezegen olduğunu söylemiştik. Yüzey sıcaklığı yaklaşık eksi 140 derecedir. En büyük uydusu Titan'dır. Satürn Dünya'dan 10 kat daha büyüktür. Evet arkadaşlar, Titan'la ilgili önemli bir özellik verecek olursak, Dünya'da nehirler ve göller sudan oluşur. Doğru mudur? Evet. Ama Titan'da arkadaşlar, öyle bir basınç altında ki Titan, atmosferik olarak atmosfer tabakası öyle bir fazla basınç yapıyor ki sıvı doğal gaz var arkadaşlar. Evet, nehirleri ve gölleri sıvı doğal gaz olarak akıyor Titan'da. Ancak bize çok çok uzak. Eğer gidebilmiş olsaydık, dünyaya getirebilmiş olsaydık, olağanüstü derecede enerjiye sahip olabilirdik. Evet, 7. gezegenimiz ise Uranüs arkadaşlar. Uranüs'ün 27 adet uydusu vardır. Çevresinde ince bir halkası var. Yüzey sıcaklığı yaklaşık eksi 197 derecedir. Dönüş şekli yuvarlanan bir varil şeklini andırır. Tıpkı bir varili yuvarladığınızda nasıl dönüyorsa, Uranüs de dönüş şekli olarak o şekilde döner. Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır. Bakın, burası önemli. Bir atmosferi var ancak zehirli gazlardan oluşuyor. Güneş sisteminin 3. büyük gezegenidir. Yaklaşık Dünya'dan 4 kat büyüktür Uranüs. Bakın, yaklaşık Dünya'dan 4 kat büyüktür. Neptün ise arkadaşlar, 13 adet uydusu vardır bilinen. Çok ince 6 adet halkası vardır. Çok ince dememin sebebi, gelişmiş teleskoplarla incelediğinizde görebilirsiniz. Ciddi anlamda gelişmiş teleskoplarla. Yüzey sıcaklığı eksi 214 santigrat derecedir. Güneş sisteminin en uzak ve en soğuk gezegenidir arkadaşlar. Bakın, tekrar söylüyorum. Güneş sisteminin en uzak ve en soğuk gezegenidir. Lacivert renginde rengi vardır. Güneş sisteminin 4. büyük gezegenidir. Uranüs'ün ikizi diyebiliriz. Uranüs'e çok benzerdir. Atmosferi yine zehirli gazlardan oluşur. Neptün de Dünya'dan 4 kat büyüktür arkadaşlar. Evet. 6. sınıfların ilk konusu olan Güneş sistemi ve tutulmalarda Güneş sistemini ve içinde bulunduğumuz gezegenleri, Güneş sisteminin içinde bulunan gezegenleri anlatmaya çalıştık.
Sıradaki videomuz bunlarla ilgili etkinlik videomuz olacak ve uydu kısmına ve tutulmalar kısmına geçeceğiz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.